Selamlar dostlar, sizlerle bugün Polonya yolunu Anastasia olarak devam ettireceğiz. Sonrasında da rehberini çektiğimiz Wojtek'e getirmeye çalışacağız. Tabii ki de biraz yardım almam gerekiyordu ve işin aslı İngiliz bir yerden sonra tarihselliğini kaybedip İran'ı Sovyetlerle bölüşmüyor. O yüzden çok zor bir yol olacağı için Metan yardımcı olacak. Evet Metan, hoş geldin. Merhaba, merhaba. Evet, hoş bulduk diyor Hoş buldum. kendisi. Çöp biri olarak geldim. Normal AI'dan daha kötü bir İngiliz oynayarak Maxwell'in Alexander'ini bu seride hep beraber, hatta AI'ye karşı Alexander'ini göreceğiz. Elinden gelen her şeyi yapacağımı size buradan temenni ederim. Seni az önce Türkiye'den Türkçe'ye çevirdim ben. Neyse. Evet. Kısaca. başlayalım. Dur, şu müziği bir ayarlayayım. Alman marşları çok iyi ya. Ama yeni gelen Sovyet marşları da bence mükemmel. Şimdi belli başlı sıkıntılar var ülkemizde. Bunun işte ekonomik buhrandı. İşte matbaanın geç gelmesiydi. Almanya'nın güçlenmesiydi falan derken zor. Hayat zor. Polonya'da yaşamak o dönemler için zor. Peki neyin gelmek durumunda olduğunu sence biliyorlar mıydı Meta? Kimler? Polonyalılar, Almanlar hani topluyor etrafı. Sence biliyorlar mıydı neyin gelmek durumunda? Yani 2 hafta öncesinde biliyorlardı ama ondan önce bilip bilmediklerinden emin değilim. Ya Çünkü çok... bir tane subay yanlışlıkla emir almadan giriyor. Çok Kim bu şey arada? Öyle böyle yani... yok. Çok şey yani böyle yanındaki adam sürekli silahlanıyor ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yani karşı koymaya çalışıyor evet. Gerçekten iyi bir ordu çıkarıyor. 1 milyona yakın bir ordu çıkarıyor ama... Müttefiklere biraz fazla güveniyor diyebilir miyiz? Evet. Başlayalım mı? Olur. Zor bir yol. Anastasia Romanov yolu single'da yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama dediğim gibi bunu en az bir 5 deneme falan yapmak lazım. Ben de biraz İngiliz yayının İran konusundaki tarihselliğine uymadığı için Romanov'u dediğim gibi Meta'nın yardımıyla yapacağız. İngiliz'e bu arada hafif değil. 41'den sonra böyle 30-40 division'lık çıkarmalar atıyor. Zayıf bir AI yok. Benden daha zeki. Hepimizden daha zeki bir yerden sonra. Yani özellikle Alman AI'yi kara savaşlarında, Sovyet AI'yi direnişte, İngiliz AI'yi ise çıkarmada muhteşem ya. Şimdi ülkede bir erkek sıkıntısı var ama nasıl yapacağız bunu? Ha, o bizde de var biliyor musun? Evet, az önce kralımdan oldum. Ha. Şeyden neydi? Başbakanımdan oldum. Ey. Bize bir kral lazım. Böyle kral var mı kardeşim be? Kral yok ama kralcık var. Kral var mı be? Maalesef. Sizin orada var diyordu böyle yani ama. Yok Hahun canım. Zolenlerle bir akrabalığınız var mı sizin? Yani maalesef tanımıyorum. Ne demek tanımıyorsun ya? Alman döneminde siz birlikte değil miydiniz? Victoria falan hani? Yok yok. Bak ben kraliyet ailesinden gelmiyorum. Bunu bir açıklayalım. Ben Stanley Baldwin'im. Benim akrabalığım yok şahsen. Siz birazdan öleceksiniz Yapma öyle şeyler deme. o Deme öyle şeyler. Üzüyorsun, kalbim kırılıyor. Evet. zaman. Reinhardt'ı silahlandırmasana nasıl izin verirsiniz ya? Ne dayın aldı, ne silahlanması, neresi silahlanıyormuş, nereden Alma uyduruyorsunuz? Almanya Reinhardt'ı asker soktu. Yok, sokmadı. Soktu gördüm. Sokmadı. Yarın bugün bu adam Avusturya'yı da annekserse ne yapacağız? Alırsa referandum Nereyi ayağına nereyi nereyi? Avusturya'yı. Sen öyle bir şey olacağını düşünüyor musun gerçekten? Burada ben varken. Sonrasında Çekoslovakya, sonrasında belki ben. Yok yok. Emin miyiz? Tabii ki İngiliz tabii. hükümeti hazır mı böyle bir şeye? Neye? Yani bunlara Neylere? böyle şeylerin olabileceğine. Nasıl şeyler? Yani Şahsen ben hiçbir şey görmüyorum. siz birazcık polyanacılık oynuyorsunuz galiba ama. Yo. Öyle diyorsanız size güvenmekten başka bir çaremiz yok. Güven bana. Ben güvenilir Baldwin'im. Sizden sonra geçecek olan da biri var ama yani Kimmiş? adaylığını koymuş. Tanımıyor. Verici Chamberlain diyorlar kendisine. Yok. Her şeyi verebilirmiş. Vermez.
Valla veririm rahat ol. Diyor. Rahat ol. Neyse, rahatını koru, tamam mı? Size güveniyoruz o halde bak. Sen yani bana güvenmeyip de ne yapacaksın ki? Bak, güvenme. Güveniyorum ha. Ben yani. Yalnız bırakmayın bizi ha. Ne demek yalnız bırakmak? Sen de iyice bizi şey yaptın ha. Bizim kimi yalnız bıraktığımız görülmüş bugüne kadar. Lüksemburgları. Yalan. Niye? Yani Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda üzerinden geçti onların. Bir şey demediniz. Yalan. Ama İç Belçika'ya çıktığı zaman çıkarlarınız örtüştüğü yüzünden savaşa girdiniz. O iş başka. Bak şimdi sana şöyle açıklayacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Belçika şöyle hani sayın ya oranın yok ya. Belçika'ya girdiklerinde yani. Efendim ben tam olarak o konuya hakim değilim biliyor musunuz? Ben öğretmenim, ben buna çalışmadım. Ben çalışmadım. Aa biz buna ne diyorduk? Evlenme eventinde. Ne evlenme? Edward. Ha Edward'ı kaldır. Abdicate. Tamam. Onu gönder yoksa... Git. Git. Kış 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 ülkenden kış kış. Git. Aslında göndermeyebilirdim biliyor musun? Yok, koloniler isyan ediyor. Biliyorum, toplardım. Yani... Toplamayı biliyorum, izledim. Seni izlemiş olmam lazım yani, en son. Ama yani... şimdi ne gerek var yani? Yani ondan sonra benim de Hayakasıl'daki gibi farklı bir geleceğimi hayal edelim. bakarız yani, düşünülür şey, o şey onlar düşünülür. Sen radını koru. Radını koruyacaksın ilk olarak. Çiftçi reformu yapıyorum. Çiftçiler böyle bir dellendi. Ben İngiliz'im. Ben hiçbir şey basmayıp gemi basacağım. Dockyard abanıyorum. Hayır. Neden? Çünkü sen daha yeni ekonomi düzeltmek için deniz anlaşması sundun. Yapamazsın böyle bir şeyi. Askeri harcamaları kısarım sadece deniz. Sadece deniz yapamazsın. Neden? Çünkü sen ben bir... adayım. Hayır, ada olmak başka. Sen bir sömürge imparatorlusun. İyi de bir şey diyeceğim. Benim ordumun %98'i falan zaten sömürgelerimden geliyor. Tamam. Yarın bir gün Hindistan eğer isyan ederse onları bastırmak için kim gerekli? Kara gücü gerekli. Donanmayla böyle bakarsan açık denizden. Melun melun. Aslında sana daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Etrafını donanmamla kapatsam, aç bıraksam ne yapabilir ki? Neyin isyanından bahsediyorsun? Yani Hindistan'ın bir adı olmadığını öncelikle hatırlatırım. Ama halkının çoğu balıkçılıkla geçiniyor kıyı kesimlerdeki. Yani kıyı kesimdekileri feda edeceklerine hiç şüphem yok. Ama zengin kesim de kıyı kesimi. Yani ve onlar... orada çok büyük bir kas sistemi var. Eğer siz oradan giderseniz komünizm bile gelebilir bölgeye yani. Ha, o yakışmaz. Bizim fabrikalarda şu an isyanlar var. Neymiş efendim? Birinci Yazbaşı gazisiymiş. Ama fabrikadan daha iyi iş bulamıyormuş. Neymiş efendim? Böyleymiş. Peki şöyleymiş. Birinci Dünya Savaşı gazisi mi? Maalesef. Ha, okay. Evet. Tamam. Bir de neymiş? Ben onlara saygı göstermek zorundaymışım. Gösteriyor musun? Hadi canım orada. Ya bak şimdi ben niye savaşmış? Bak benim için savaşmış olabilir. Benim için mi savaştı? Hayır, kral için savaştı. Ben o zaman hükümette değildim. Ülke için bir savaştı. Dinle, bir ülke, dinle. Bir dakika. Ülke değil. Şey hayır, kral dediler. For the king deyip gittiler cebi. Okey, tamam. Ülkemiz falan demediler. Ve biz kesinlikle gönüllü alım yaptık. Sonra adam yaralandı, geri geldi gazi olarak. Neymiş efendim ona bakmak zorundaymışım. Komünist ayaklanmalar. Yok ya. Bir de bu komünizm değil. Bu hani halkı sevmek. Hani. Ben halkımı seviyorum. Bakabilirsin bak halkımı nasıl seviyorum. East Anglia'daki altyapı seviyesine bakar mısın? Ben halkımı seviyor muyum sevmiyor muyum görürsün. Bak her şey yatırım. Neresi? East Anglia, Londra, Sussex bak hepsi fullendi şimdiden. İktidara daha yeni geldim ve hepsini fullledim. Yalanım yok. Peki Galler bölgesi ne üç? Şimdi şöyle bir şey var. Biz şu an hani Great Britain'yiz ya. Biliyorsun evet. United Kingdom'ız. Benim yönetmekten sorumlu olduğum bölgeler Birmingham'a kadar, Liverpool'a kadar. Bak hani, şöyle söyleyeyim. Sonrası sizden değil mi? Ben yanlış mı anlıyorum? Galler farklı bir millet olarak mı görülüyor? Başka bir millet değil. Beni yanlış anlama. Her birinin kralı var. Ben en baştakini yönetiyorum. Her birinin kralı mı var? Yok yani Lord hepsinin kralı ama. Benimki. Yok, bir dakika. Toplamam lazım. Hepsinin kralı benimki. Ama bir tık sıkıntı var. Bunlar arada bir isyan ediyorlar. Bir de ama bizim Galler prensi ölecek galiba. İngiliz anak arasında en son isyan herhalde. 600 yıl önce falan çıkmıştı. Onda da imza yok, atmışlardı. Yok, öyle isyan değil. Öyle isyan değil. Hani artık istemiyoruz. Git. Ne olur. İrlanda bağımsız oldu. Biz de diyorlar. Yok canım. Onu şu an diyorlar. Evet. Ne şöyle düşün. Ya i̇şte, Danzig veren mi ya? Danzig. Bir dakika.
Ben o zaman seni nasıl sömüreceğim? Doğru. Siz bu limanı bizim sömürmek için lütfetmiştiniz. Olmaz öyle şey. Sen orada takıl, takıl. Orası senin toprağın, tamam mı? Kimseye vermiyorsun orası. Orası kırmızı çizgimiz. Harbiden kırmızı çizgimiz, onu görebiliyorum. Lima. Ama Almanlar burada bizim yani ticaretimizi blokluyor. Ben ambargo ekonomisindeyim. Tamam bak, onlar seni blokluyor. Beni değil, ben sana getiriyorum. Sen rahat ol. Ama ben sana hani getiremiyorum. Yok, şöyle oluyor. Benim gemimden getiriyorsun. Rahat ol, rahatını koru. Sen rahatını koru, hiçbir şekilde şey yapma. Komutan pek diyor ama yani girsek mi, nasıl yapsak? Red mi diyorsun? Bence etme. Hani hepimiz komünistlere karşı biriz, milletiz. Şimdi Sovyetler Birliği biraz içerlemesin bu durumu? Sovyetler Birliği her türlü içerliyor sana. Öyle mi? Eğer onu soruyorsan evet. Kardeşim, sana içerliyor. Yok canım, yani niye ki yani? Bak İngiliz, İtalyan ajanı yakalandı ama hani şöyle başarısız bir millet düşün ki ajanlık konusunda. Sana yemin ederim gümrüğe takıldı adam. Ajanlık açık değil. MI6 daha kurulmadı yani. Adam gümrük memuruna takıldı. Sen yaşıyor değil mi böyle gibi? Yani şey, İngilizce bilmeyen birisini gönderiyorlar falan. O yaşandı az önce gerçekten bak. Adam İtalyanca konuşarak yakalandı. Ama hani gazeteciyim falan demeye çalışıyor ama işte. Muhtemelen o biraz hani kimlik bunalımında olabilir. Başka olabilir, türlü açıklaması olabilir. Yok yakalanmasının. Evet, komiklikler şakalar diyoruz halk olarak. Direkt beyzerlerimiz. Benim dışarıdan aldığım kaynak yok ama... Anam o nasıl bir naval experience? Alırsam söylerim, bir dönersin. Tabii tabii. Birileri geldi, hanımefendi geldi, hanımefendi geldi. Romanov bulduk. Romanov bulduk. O bizim akraba mı? Bizim kralın akrabası mı o? Vallahi. Şimdi öyle bir duyum var. Yani kendisi çok muhterem bir zattır zaten Romanov ailesinin. Şimdi yani hanımefendi diyor ki ben ne diyor? Son Romanov'um, kaçtım diyor yani. Sen ne inanıyorsun? Yani Romanov'um dedi. Şimdi dedik biz de kanıtla dedik. Kanıtladı mı? Kanıtladı. Ne dedi? Tavşanın ismi Slay'miş dedi. Bildi. Ha, öyle mi dedi? Öyle dedi, bildi yani. Bildiyse sorun değil efendim yani. Ya bu yani. Ne yapalım işte yani. Teknoloji gelişmedi yani. Bu. Olur öyle şeyler. Abi soru işareti var yani. Rasamanov ama hani... Emin değiliz galiba. Ya işte tavşanın ismini bildi sadece. Tam emin başka olamıyoruz. Bir şey? Ya başka bir şey yok. Bizim için yeterli. Ha. Öyle diyorsunuz. Bizim için tavşana yeterli yani. Eminsin? O kadar. Hani başka ne olacaktı? Hani eminsin değil mi yeterli olduğuna? Ya öyle yani. Öyle deniyor en azından. Peki. Eminim diyorsan ben sana güveniyorum. Eminsindir. Tavşanın ismi Romanov. Şey, Slay'in. Olabilir. Peki bir şey söyleyeceğim. Neden yüce Rus çarının, hani Rus hanedanlığının çarının kızı tavşan sahibi? Bana bunu açıklayabilecek misin? Çünkü var. Niye olmasın? Mantıklı. Haklısın geldi. Biliyor musun? Mantıklı geldi. Niye olmasın çünkü? Because why not? Yani. Niye olmasın? Rusya dediğin yer ormanlık yer yani. Bulmuştur bir tane tavşan. Evet, katılıyorum. Şimdi bizim ülkede biraz erkek sıkıntısı var ama... Çözeceğiz inşallah. Rengi çok güzel değil mi abla? Evet, Holy Roman. Çok güzel, çok güzel rengi var. Şimdi müsaadenizle bir panslavizm şeyine gidiyoruz yani. Ayıp. Ama böyle hani... Panser bak komünist değil yani. Slavların birliği yani. Komünist gibi bir şey değil yani. Tü komünizm. Bak evet. Mesela Bulgarlar dedi ki ben silahlanacağım. Silahlanırsın dedim, silahlanamadı. Niye? Yani çünkü silahı benden almasını istiyorum. Satın alacak. Kimse beleşten bir şeye sahip olamaz. Aldın mı önce peki? Önce çabalaman gerekiyor. Efendim? Aldın mı peki? Alacak yani inşallah. Umarız. Ya Almanlardan alırsa? Almanların silahı yok.
Büyük silah üretmiyorlar. Anlaştık. Allah Allah ya. Bizim sınırımız üzerinden bir traktör takviyesi aldılar. Yani silah bilmiyorum ama. Yani böyle ya traktör, evet. Traktör fabrikaları açtılar. Yani inanır mısınız? Yani traktörün üzerinde böyle bir pedal vardı yani. Pedallı ya, traktör inanır yapıyorlar. Mısın? Evet, onu biliyorum da inanır mısın? Çok kötü bir şey oldu geçen gün. Ne oldu? Bizim elçi gitmiş Almanya'ya. Böyle anlatıyor, diyor ki böyle kamburumsu bir adam gördüm. Yanlışlıkla montunu adama vermiş. Yanındaki Wehrmacht'lar ne yapıyorsun der gibi bakmış. Demiş hani hizmetçi değil mi? Demişler Führer. Ne demek Führer? Demiş. Bu mu falan? Ya yok. Ha yapmış böyle. Böyle bir ses titremiş. Öyle mi ya? Anlıyor musun? Evet. O adam da kork. O adam 3 günlük ömrü var. Bir ayağı şeydi mezarda. Bir ayağı çukurdu onu, sen merak etme. Kesin. Bir buçuk yıl. Maksimum 2. Kesin bir yıl. Diyelim 10. Belki yıl 15. Başta kalır. O 15'i görürüm eminim ama başta kalacak. Maksimum 15 yıl başta. 15 yıl boyunca bir şey yapacağını düşünmüyorum. 16. yılda seni bulurum ama. Tabii yeşil olursak. Olabilir, olabilir. Olur öyle şeyler. Fazla takmayalım. Yani bir de yani işte bu matbaanın geç gelmesinden falan mukavellit. Bizim ülke biraz gelişmedi yani. Asker masker basıyoruz ama yani. Kime kalacak bu vatan diyor herkes. Ay sen gelişmiş bir şeye benziyorsun. Bak 26 sivir sömürgecilik şeylerim, damarlarım tutuyor, anlıyor musun? Damarınıza basmayalım o zaman, dikkat et. Yani basmayın bence de. Şimdi ben ajanlık araştırıyorum ama. Çok bir fayda göreceğini. Bu fazlarken birileri sömürge imparatorluğunuza salça oluyor. Hangi hainmiş o, gidelim. Evet, ben demokrasım değil mi? Evet. O halde birazcık dünyadan sonra diyorum ve susuyorum. Evet. Arkadaşlarım, General Rearmament diyorum. Lütfen. Hadi hep beraber. Sanayileşiyorum. Ben izninizle Macaristan'ı şişliyorum size. Daha iyi sömürgeler bulmak için. Evet. Evet, Macaristan'ı. Demokrasi götürmek için. O olur işte bak. O zaman bak, olur. Bak niye biliyor musun? Olur. Adam efendim. Bak ülkeyi yönetiyor. Hala da üniformayı çıkarmamış. Görüyor musun? Bu milliyetçilikten etkilendiğine işaret. Görüyor musun? Üniforma evet, var. Evet, orta. Üniforma olmaz. Smoking giydireceksin, şey takacak bile, kravat takacak. Ben ona papyon kravatın bile sebebi takarım. De... Papyon bile takarım. Papyon değil, papyon bir tık özgürlüğünü şey yapıyor. Kravat olunca ne oluyor? Ne oluyor? Benim diyor, boynum diyor, İngiltere'ye bağlı diyorsun, anladın mı böyle? Tamam, takarız. Yani kravat olursa tamamız. Tamam, takılıyoruz. Şimdi ben bir tık Çekoslovakya'yı öleceğim ama yani. Şimdi Polonya'nın bazı toprakları var onda yani. Yarısını. Müsait midir Cemil Bey? Yani size buyurun. Afiyet. Yalnız burada bize gelen duyumlara göre Führer açgözlü olacaktı ama. Ya şimdi... Führer yani sevdiğimiz bir kardeşimiz değil. Siz de sevdiğiniz bir kardeşiniz diye düşünüyorum. Ama bu kadar açgözlü de değil. Yok canım. O sen dur ona bir fırsat verin. Bak Reinhardt'a girdi. Versa girdi adam ya. Siz boşu boşuna mı o kadar iyi savaştınız? Doğru. Biz boşu boşuna mı iyi savaştık? Evet. Azıcık mantıklı teşvik evet ediyorum sizi ya. Nasıl? Ne nasıl? Ne nasıl ya? Yalnız benim bir ufak erkek sıkıntım baş gösterdi ülkede. İşte Polonya'nın nüfusunun az olması, milliyetçi kırıkları, matbaanın geç gelmesi. Buna hafif sebepler oluyorlar. Gerçekten bir erkek yokluğu var yani ama nasıl? Hissediyor musun onu? Hissediyorum, şu an bana bir erkek lazım ülkede. Erkek yok mu be? Erkek? Yalnız ben Macar'a vargol attım ama ben oraya gidemiyorum. Gidemiyorum.
Yani. Kabul etmediler mi Çekler? Yok, asker sayı mı etmiyor? He, olur öyle şeyler. Kaç gün? Fokus iptal edeceğim mecbur. Şurada ağız tadıyla bir çek olsa bak, iyi bir öldürtmüyorlar yahu. Yani sen de yeter. Belli etme bari adam. Nasıl yani? Ama sizin için biliyorum ben. O zaman dur bir dakika, düşmeye başladım. Sizin benim için bir şeyler yapılmasını severim. Sizin için. Hepimiz için. Yok, o biraz sola çekiyor. Yani. Ben de bir düşündüm ne diyor bu adam diye. Biraz, ne demeye çalışıyor? O biraz diye. Sola çekiyor, özür dilerim. Yani. Orada biraz şey oldu. Biraz mı? Boş buldum yani. Bu şeye... Macar yetişecek galiba. Yani yetişir. Slovakya verirse. Aynen. Biraz erkek sayısını arttırdım. Orada biraz rahatlayacağım. Ambargo ekonomisinden de bir çıkarsak rahatlarız yani. Sen onu kafana takmayacaksın. Rahat olsan. Rahatım bak. Çok fazla rahatım. Evet. Daha da rahat olabilir. Dünya tansiyonunu tamı tamına %5 oranında arttırmışız. Çinlilerden daha... Ya nasıl yani? Japon-Çin savaşından daha büyük bir etki nasıl yaratmış olabilirim ya? Au. Bilemiyorum. Yani bir tamam, Macaristan... Yani sırf Avrupa diye de yani ne bu yani şey? Değil mi yani? Şahsi başarınız olarak görüyorum bunu. Şöyle bir yarısını alalım Cemil Bey, uygun mudur? Bilemiyorum. Artık bir resource load. Şimdi demezler mi Çekoslovakya'nın Slovakya'sını verdiler diye? Derler mi? Bilmiyorum, diyebilirler. Demezler mi zamanında Avusturya'yı işgal edemedi diye? Macar'a justify atmak yerine keşke Avusturya atsaydı diye. O dar koridordan onu yetişmezdi. Geri çekerdiniz efendim hani kendinize doğru. Yetişmezdi. Anschluss geliyor 38'in şapağında. Evet, bir de o var değil mi? Hı-hı. O zaman ben vermiyorum mavi yaratığı. Verme, geri kalan. Ya ordusu duruyor çünkü. Ve savunması için daha az alan kaldı. Doğru söylüyorsun bu arada. Sırf fortlar kaldı değil mi savunması evet, için? Evet, çok çok rahat olacak. Yani benim sınırımda ya da senin şeyde sınırlarımızda ordu tutmayacak şeyde. Ya biz de gireceğiz savaşa yani ordu tutamayacak. Zaten Macar'ı da elinden aldım. Ya çok iyi ya. Biraz efendim uçağınız var mı? Yok. 100 tane kez var mı? Yok. Neyse zaten biz de atla... Kese yeni başladık, yeni başladık biliyor musun? Biz de atla girdik zaten Budapeşte'ye. Tarihsel bir Polonya gibi. Olur öyle şey. Tıgılık tıgılık yani. Giremedik. Başkenti tutuyormuş. Olsun. Leh süvarileri her yerde ve her zaman. Pakıt yedi leh süvarisi. Ölüyorum. Olur öyle şeyler. Ya da ölmeyeyim ben bari. Ölmeyeyim bari. Fazla takma. Fazla kafana takma. Ölmedim. Onları fazla takma. Ölme tabi canım, ne öleceksin? Aman canim. Aman canim. Düştün mü lan? Düşmedi. Aman canim, peşte gir. Direkt bu savaşa İtalyan dahil olacak mı peki? Bir yerden sonra olacaktır. Aynı gün olacak mı? Hayır, aynı gün olmaz. Ona göre Afrika savunacağız da. Yani bir 3-4 division şeklinde de. Yok çünkü... Etiyopya'da 3-4 division'ı değil, baya division var da. Valla bilmiyorum ama şu an 15 bin silah geldi, keyfim gıcır. Neyse ben o zaman ordularını bir toplayayım benim çocukların. Sen yani evet onu ayarla. Gelin, şu an arkadaş... keyifler gıcır. Keyifler çok gıcır şu an. İşler kesat değil diyorsun yani. Hiç değil, bak büyüdük. Eski Leh İmparatorlukların en güçlü dönemine geldik yani. Ne güzel. Peki Yugoslavya'ya verirler mi? Acaba efendim peki, verir misiniz Yugoslavya'yı? Şımarmadık değil mi çok? Bir tek şımardın sanki ya.
Ama sizin için biliyorum. Ekonomimiz demokrasi için yani. Her Emin olamadım şey biliyorsun. demokrasi için. Ha? Pek yemedim sanki. Yersin, yersin. Afiyet olsun. Önde ben şunu koyayım da imzala. Hayır, hiç de yani demiyorsunuz. Neville Chamberlain gelmiş yani. Efendim Aa! siz son verici alabilirim değil mi? Nereye istiyorsun? Nereye veriyorsun galiba? Avrupa sınırlarını ben çizebilir miyim yani? Kalemime güveniyorum. Doğu Avrupa'nın sınırlarının tamamını sana veriyorum ya. Normalde Ribbentrop'a verecektim. Sana veriyorum. Al istediğin Nasip gibi çizgi. Herkes bizeymiş. sınır birliği. Ama Avrupa'da huzur bulsun. yarın bir gün hani itiraz ederseniz sonra konuşalım yani biz. Oh. Verdi verdi. Efendim? Gittim Bunu ben yapmadım. bu arada ilk Avusturya gitsemişim, alırmışım evet. Ama hani bir tık olmadı gibi bu sanki ha. Sen fazla kafana takma. Bizde. Bende. O iş bende. Kesin Rahatını koru. kesin bilgi mi? Bak bak. Rahatını koru. Kesin O bilgi. bende. Kesin bilgi. Fazla da güvenmezdim. Ya şimdi bir cephe daha açtık ama nasıl olacak şimdi bu? Almanlar herhalde bir savaş için hazırlanmıyordur değil mi? Ne savaşı ya? 6 üstte 39 tane askeri fabrikaları gözüküyor. Yani bizim de 16 tane olabilir. Ney? Fazla tak. Şimdi Sen efendim fazla şey etme. Yugoslavya'ya bir damat göndeririz. Eğer size gelirse okuyup onaylar mısınız? Her zamankinden. Verdi verdi verdi. Hem de çok kötü verdi verdi. Ama Almanlara vermezseniz iyi olur yani. Almanlar öcü. Cız. Tamam. Ama herkese verdi verdi verdi. Herkese değil. Siz doğru yolda bir verici olun. Bir kere de doğrusunu Bakarız. yapın. Bakarız. Bir kere de doğrusunu yapıverin yani. Düşünürüz. Sözünü vermiyorsun ama çekimsersin de. Yani. Kim daha çok ödersin? Biz daha bizim madenlerimiz var sömürülecek. Galiba bu duyduğun en iyi teklifti. Ha, maden işletmeciliğini bana veriyor musun Tabii peki? ki de. Hatta diyorum. Kime karşı savaşıyoruz? İşte İngiliz şeyliği bunu gerektirir. Sömürge, emperyalizm. Sonuna kadar emperyalizminizi desteklediğimi söylemiş miydim? Yani kim desteklemez ki? Çok güzel sömürüyorsunuz yani. Kaliteli değil mi? Çok kaliteli yani. Dadı damağında kalan çok tanıdığım var. Mesela? Birazcık transport planı basar mısınız? Valla mesela Mussolini. Adamı kandırdınız. Vereceğiz dediniz Yugoslavya'yı. Tabii ki. Vermediniz. Sonrasında sömürdünüz onları. vermem gerekiyor muydu ki? Bilmem. Öyle bir söz ben öyle vermiştiniz bir ama. şey almadım Ha, onları öyle anlamış diyelim o zaman. he ondan enayiliği Vay enayi değil. yani Sınıra doğru dayadım ama inşallah bir faydası olur ya. Çok kötü lojistik, çok kötü. Ekonomi çok kötü. Efendim iki lastik alıyoruz. Siz de bize bir ekonomi yani. Hallederiz, hallederiz. Bir dakika. Bir tane Halledeceğim. alıyorum. Tabii. Ne satıyorsunuz ki siz? Ne ararsan var. Sömürülecek cennet diyor. Cennet, cennet. Buralar cennet. Afiyet, afiyet. Bir tane döndüm hemen. Buralar cennet. Eğer bu arada Yugoslavya ilk defa kabul ederse benim oyunumla güzel olur. Bana soru falan gelmeyecek büyük ihtimalle biliyor musun? Yasana İtalya'ya gelebilir belki ama gelmeyecektir. RNG'dir muhtemelen. Kabul ederse çok güçlü çıkarız. Ondan daha güçlüyüm. Yani kabul etmesi gerekli aslında. Çok daha güçlüyüm hem de. Yani. Hem ordu hem de şey bakımından. 93 division var benim şu an. 1 milyona yaklaştı ordu. Benim Çekoslovakya'ya garanti atmam gerekiyor mu yoksa bana soracak? Soracak. Ama Tamam. sen gene de atıştırsan dünya tansiyonu biraz düşürebilirsin. Yaptım. Yugoslavya'ya Vargol geldi. Şimdi ben diyorum ki Yugoslavya'ya girip Romanya ile beraber yasam nasıl olur? Yani sen fazla sanki. Yani ne diyorsun? Gire değil. Kolay gelsin.
Afiyet olsun sana. Müsaade var mı? Tabii ki tabii. Caiz ödediğin mi? Sürece. Her biri için ikişer tane şey alırsan benden güzel olur. Kaynak. Hani biz de güçlenelim. Şimdi onu hallederiz de şey diyeceğim. Rahatlıkla düşürebilirim herhalde değil mi ikisinde? Bilmiyorum. Ulan ben de bilmiyorum ya. Tarzına bağlı biliyor musun? İkisi de çünkü ikisi de Balkanların en çok adamı olan iki ülkesi. Ama Yugoslavya sınırında training yapıyor, ona güveniyorum. O zaman gir. İlk vuruşu yaptığın sürece alırsın. Oturmasına izin vermeyeceğim de ben de şey sınırına hiç oturamadım işte, öyle bir sıkı sakatlığımız var. Roman sınırına hiç oturamadım. Sen hiç öyle düşünme. Hala training yapıyor, dur organizasyon yok. Bir oturabilirsem eğer. Tamam, girdim. Efendim, Alliance'e bir davet mavet atarlarsa aman diyeyim. Görmedim, duymadım, bilmiyoruz, tamam mı? Aynı gün alıyoruz, evet. Hayır, biz alacağız yani biz. Ben hani. Ha. Peki. Sanki sana doğru bir şey büyük. Evet, orayı bile, bilerek yaptım. Benim sınırım ordu getirsin de rahatlıkla şey yapayım diye. Bitebileyim de sonradan. Ben sana uçak veremiyorum. Niye ki yani? Tansiyon istiyor. Dünya hala huzur içinde diyorum ben şu an. Çok etrişim ordularım. Çok mantıklı bir fikir olduğunu savunmuyorum. Şey var mı? Transport planı bastınız mı? Ben sana hiçbir şey veremiyorum. Lisansın artık. Transport planı basmadım bu arada çünkü o kadar fabrikam yok. Fabrikaya daha yeni döndük. Aa, paketiydim. Dur geri açtım. Yaşının boyutu çok büyük ya. Gerçekten çok büyük. Ya, tren yoluna girdim. Aşağı tarafta çok büyük lojistik sıkıntıları var. Çok kayıp verecek miyim ben bu savaşta? 21k verdim bile. Yani biraz ufaktan sıkıntılarımız olacak ama eksantive geliştirdik bu beni. Bakın orta cephe fena gitmiyor gibi. Çok attrition var. Alman kaç yılına girecek? Bilmiyorum. Sana mı? Evet. 39. Şafağında geliyor sana. 39'da düşürebilir miyiz sence buraları? Allah'ın hikmeti. Öyle mi diyoruz? Yani... Ben niye bunlara girdim ya? Hiç de uyarmadın. Sormadın ki. Ne bileyim, ben hızdan bir aradan çıkarırım. Enayi ben sana oynayışına bağlı dedim. O ikisi birleşince Balkanların bütün ordusu orada yani. Sen öyle düşün. Yani ne bileyim, hani enayi Balkanları falan. Hani İtalya buradan baksın, ağlasın biraz dedim ama. Bir tık bu adamların tankı var yani. Bu etik mi şu an yapılan şey? Etiklik göreceli bir şeydir. Etiklikten kastını öğrenebilir miyim? Hani tankları var. Olabilir. Tank yani. Büyük. Onlar büyük değil. Ve üretmiyorlar yani. Sürekli eksiye giden bir tank deposu. Bakalım, bir şeyler yapıyoruz yani. Yapıyoruz bu sporu ya. Führer'den birkaç bir şey de bir lokma da bize öğrettin ki yani. Başarabileceğim galiba. Galiba. Alo. Bak paketi Belgrad'daki. Aşağıda paketledim. Başardım ya. Kağı güzel, ne kağı güzel. Almanları durdurmak için bir zafer daha. Hepsi Rahi durdurmak için değil, değil mi? Gosavya düşerse şey çok yaşamaz. Diğer lavuk. Biraz benim sınırdan bayağı bir zorlamış. Bayağı da.
Düşünmek üzereyim. Belgrad düşerse bitecek gibi. Ne düşünüyorsun? Olabilir. Sen ne yapıyorsun acaba da böyle sessizsin? Ülkeye bakıyorum şu an. Yani Hangisine? focus tree'yi falan inceliyorum. Kendi focus tree'mi. O kadar uzaksın. Yo, uzak değilim. Şeylere bakıyorum yani, hangi sömürgemi daha iyi sömürsem diye bakıyordum. Ne yalan söyleyeyim. Tam bir emperyalist düşünce. Tebrik etmek lazım. Niye düşmüyor lan bu? Düşer misiniz? Neymiş Bir lan bu zaman bir zaman. Belgrad? Hı? Yani. Belgrad düşmem diyor. Bir şey geliyor bize doğru. Ne geliyor? Alaman. Nasıl? Bana geliyor. Çekoslovakya için. Bence ver Çekoslovakya için dur. Geldi mi Event? Gelecek. Vermem bu arada. Sana diyorum. Verme, ben 35 askeri var. sonrasından dahil olurum. Olur, fark etmez. Kaç ordusu var? Bayağı ordusu var ama dikkat et. Fransa'yı savunurum. Yani Fransa'ya savun. Ben de şu Balkan fethinden sonra gelirim. Bitmek üzere benim işim bu arada ya. Belgrad düşer düşmez kazandım sayılır yani. İyi gittim ya. Gerçekten iyi gittim. Tahmin ettiğimden daha iyi oynadım burayı. Ya minimal kayıplarla ya. Kaç? 100K kayba bence iyi ya. İkisi düşmek üzere. Yani Yugoslavya düşünce biliyorsun zaten. Diğerine şansı yok. Şu cepheyi bir ayar çekeyim. Biraz silah da açığımız olabilir. Yalan değildir. Olur öyle şeyler. Fazla kafana takma. Militeriye döndüm. Ben de döndüm. Romanlar çok dayanabileceğini düşünmüyorum Romanların şu an için. Yani çok dayanamazlar herhalde. Aynen Herhalde. yarıldı bile. Umarım yani. Hepimiz aynı şeyi umuyoruz. Bakarsın dayanır. Military Dayanmaz. Akademi'ne gidelim. Yok ya yardım geçtim. Yıkıldı koca çınar yıkıldı. Asker sayısı yetmiyor topraklardaki. O kadar büyüdü ki cephe. Birazdan dümdüz şeye gideceğim. Bükreş'e gideceğim. Ama Sovyetler Birliği hem Basarabya'dan gelecek. Hem de ben ama gerçi Basarabya'yı düşünmeme gerek yok. O zaman da zaten beni almış oluyordu değil mi? Bir an Bir tık. aklına gelir. Uçak var mı ya? Niye bu kadar sessizsin ya? Sessiz değilim şu an. Cepheyi ayarlamaya çalışıyorum. Gerçekten kendi cephem var ya benim. Ha. Biliyorsun ki. Cephelere yayılıyorum. O kadar korkuyor muyuz? Bilmiyorum ki Alman'ın ne yapacağını. Ben de ne Alman'ın yapacağımı yayına çok karşı merak hiç ediyorum. Elize oynamadım. Elize gördüm. 4 güne düşüyor. Fransa Ben 4 güne düşüyor da Çekoslovakya bir tane düşmüyor ya. Ya ben zaten dediğim gibi hayvan gibi güçlü bir şekilde geleceğim. Ya düşün her şeyini aldım elinden adamın ya. Yani bu kadar zayıf bir şekilde gelirse sana ne yapabilir ki en fazla? Total savaş kaybım işte Romenlere 100 bin oldu. Bu biraz can sıkıyor ama ya getiri daha büyük ya. Getirisi daha büyük olacak. Bir de zaten Rusya'yı kurduğum zaman bayağı bir manpower geliyor ya. Kurabilirsek. Gerçi o zaman da oyun bitmiş oluyor lan. Raja bir development mi yapsam ne? Bilmiyorum, Romanya'ya düşmek üzere. Uçak fiyatını ucuzlatmak daha makul şu Romanya'yı an. düşürmek üzereyim. Girdim bir kreşe. Kolay gelsin. Macarlar hani altınızda Ne? mutlular mı acaba Macarlar? Şeyle, emperyalizmle savaşan insanlar da onlar. Çözdük ama yani. Tamam daha iyi. Artık savaşamıyorlar. Ne mutlu bize. İngiltere için büyük bir gün. Evet.
Hele hele şu dedi verdikten sonra. Tabii ki. Tabii ki. Daha tabii vermedin ki ama. Bir de öyle, bir de böyle düşün. Romanya'dan gelen ikmalle beraber bir şeyler olacak gibi. Bir var ekonomiye geçemedim ya, o canımı sıktı. Hadi be oğlum, çok kayıf verdik kafana, ya. Takma kafana, çok her kayıf şey verdik, çok. Aradan bir Bulgar'da mı çıkarsa ya? O kadar da değil. Çıkarabiliyorsanız efendim çıkarın. Belki oradan bir İtalya. Ha? Yok. O kadar değil mi? Değil, o kadar değil. O fazla. Ya, olabilirdi de yani. Olabilirdi, olmayabilirdi. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Olsun, en azından düşüncesi bile bir hayaldi, güzeldi. Bayağı silah gelecek evet, bana evet şimdi. Zaten Rekede Popülesi şu an %1,5 daha gelecek, güzel. Romanya için güçlü bir zafer daha. Evet, Roman ordusu tam teşvikiyle savaşa hazırdır generalim. Yani güzel. Geliyor. Nasıl? Gelmiyor. Hala gelmedi. Korktu, korktu mu sizden? Korktu. Olabilir. Bizim güce sömürgeciliğimizden, bu başarılarımızdan. Sende. Aa, ambargut ekonomi kaldı. Ay, aç kaldırabiliyorum tabii. Daha ülkede biraz er ve erbaş sıkıntısı baş gösterdi ya. Olur öyle şeyler, takma kafana. Ya ben bir ara baltıkları da alabiliyor muyum son kez, bak bu son. Son. Yani sen de artık hani. Ama son bak. Abartıyorsun sanki biraz. Sona bak. Her şey sondu. Ya tamam, Balkanlar toplamış olabiliriz ama bu sefer son. Ne diyorsun? Diyeceğim tek bir şey var. Ama emperyalizm... Erkek sen gel lan! Oo. Efendim, bunu keşke bir söyleseydiniz ya. Dedim zaten, diyeceğim tek bir şey var diye. Yalnız ben giremiyorum savaşa. Cesaret etmiyor musun? 25 güne giriyorum. Ray! Ray için icabına bakacağım Ray'ın. Efendim, 25 güne efendim geliyorum. Gelin. Atağa kalktı ve vuruyor şu an çekler. Çekler, ne yapıyorsunuz yavaş? Serdar yavaş, düşmanın değil. Çekler gerçekten bu çeklerle şey bu arada. Birleşeceğim bu arada. Bir saniye bir durdurun, bir askerli mesajı bakıyorum da yok galiba. Tabii. Pelan Veys'i salla. Claim Estonia Litvanya'yı salla ama şu topçu. Buff'ına gitmem gerekiyor Voshtek için. Topçu neredeydi? Doğru yerden gidiyorum değil mi? Aynen. Tekrardan gidelim. Almanya'ya karşı harbe, cihan harbine sessiz kalmayacağız ve katılacağız. Haberiniz olsun. Lütfen lütfen. Biz saksı değiliz. Evet, değilsiniz. Değiliz yani. Belki de öylesiniz. Yo, değiliz. Umarız. Biz saksı değiliz. Almanya sınırıma hayvan gibi ordu yığdı. Çok ordu yığdı, çok. Saldırıya geçin. Bana asker yığmak ister miydiniz? Ver. Nasıl burayı bir tık raidliyor gibi. Hallederiz. 25 güne takribi oradayım. Yatacağız, kalkacağız, hop oradayım. Umarım Sovyetler Birliği de bende olmaz. He. Öyle bir şey vardı değil mi? Evet. Bu kadar büyüdükten sonra kapitülasyonlarla eşeğe bu. Haklısın. Yalnız çek itmiş. Sinsi seni, sinsi. İtiyor ha? Çekoslovakya Doker dizini verebiliyorum. Ben senin üzerinden asker getiremiyorum. Limana tıklaman lazım. Yok, ona tamamım da. Bir dakika, onu halledeceğim zaten de. Savaşa giriyorum zaten 3 güne ya.
Evet, burada ilk videoyu bitirelim. Bir sonraki bölümde Alman istilası olacak. Çekoslovakya'yı Chamberlain vermedi. Onun yerine bizleri Polonya'yı seçti. Yaklaşık olarak bize Yugoslavya'yı, Macaristan'ı, Litvanya'yı ve Romanya'yı verdi. Ve Slovakya bölgesinde verdi. Ama Almanlara Çekoslovakya'yı vermedi. Bu bile bir başarıdır. Ve Almanlara bir dur demeyi başardı. Tebrik etmek lazım kendisi bu konuda özellikle söylüyorum. Tabii ki, tabii ki. Bir sonraki videoda Chamberlain ile çıldırmalar, eğlenmekler, komiklikler, şakalar yapacağız. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Demek istediğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. Bay bay.